hoca arkadaşlarım, bu gördükleriniz koç başları, koç boynuzu. Bu üzerinde gördüğünüz yelekte de bundan var. Bu Kırgızistan'dan gelen bir yelek. Bu motifle işlenmişti. Şu an ben otağın dışındayım. Otağın içine gidiyorum. Şu an ben otağın içindeyim. Otağ Türk kültürüne çok büyük bir öneme sahip. İlk Orta Asya'da, Orta Asya kavimlerinden Sibirler'de bu otağı at arabasının üzerine koymuşlar. Tekerleği icat ettikten sonra. Bunun üzerinde yaşamışlar. Her at arabasının üzerinde böyle otağdan var. Otağın diğer adı çadır. Otağ Kazaklarda, Kırgızlarda, Özbeklerde, Yörüklerde kullanılan bir ev. Peki neden ismi otağ? Ottan geliyor. Ot, ot ateştir ve otağda barınmak için ortasında özellikle kuru dalları, kuru ağaçları ve hayvanların tezekleri yakılır. Asla Orta Asya'da ve diğer boylarda yeşil ağaç kesilmez, yeşil ağacın kesilmesinin uğursuzluk getirdiğine inanılır. O yüzden Anadolu'da hep çınar ağaçları var. Deriz ki bilmem nereye Bursa'ya gideriz. İşte buradaki ağaç 800 yıllık. Efendim söyleyeyim başka bir yere gideriz. Oradaki ağaç 600 yıllık. Başka bir yerdeki ağaç 1000 yıllık. Neden? Çünkü kesmemişler. Ona ihtiram göstermişler, saygı göstermişler. Hep kuruları yapmışlar. Şimdi bunun içerisinde tam orada da ateş yakılır. Ot buradan yayılır. Ve aile bunun etrafında toplanır. O yüzden oğuş denir. İlk aileyi tanımlarken Orta Asya bozkırlarında. Burada ot yakıldığı için bu içine girdiğim otağa otağ olarak adlandırılmış. Otağının üzerinde, üst kısmında boşluk vardır. Bu boşlukta hem hava alırlar hem de yakılan ateşin dumanı tez çabuk yukarıya çıkar. Hiç merak ettiniz mi otağ neden daire şeklinde? Bir soru var mı? Fikri olan var mı? Daha önce hiç otağı görmüş müydünüz? Otağ 3 bölümden oluşur. Birinci bölüm dış iskeletidir. Dış iskeletini sağlayan bu gördüğünüz kilim, halı. Biz bunlara keçe diyoruz. Neden keçe deniliyor? Çünkü bozkır hayatında, göçebe hayat tarzında koyunları, develeri ya da keçilerin hemen tüyleri kesilir. Çünkü kış mevsiminde uzamıştır onları korumak için, ısı yalıtımı için. Yazın kesilirler. Kesilince de o fazla yapağı denir. O keçiler birbirine geçirilerek, birbirine sıkıştırılarak geçirile ya da dövüle dövüle yapıldığı için bunlara biz keçe diyoruz. Geçmek fiilinden türemiştir. Bunlar ısı yalıtımını sağlarlar. Su içine geçirmezler. Yazın da sıcak hava içeri geçirmez. Yazın içerisi serin olur. Kışında sıcak olur. Otağın dışarısını keçelerle örterler. Fakat şöyle bir örtüş tarzı var. Biliyorsunuz bitkiler özel bitkilerin köklerinden ya da özel bitkilerin gövdelerinden boyalar elde ediliyor. Biz bunlara kök boya diyoruz. Her otağın dışı bulunduğu yerdeki bitki nüfusunun yoğunluğuna göre renklendirilir kök boya ile. Mesela rakım yüksek olan yerlerde fazla fazla renk çeşidi olduğu için yukarıda yaşayan insanların otağları daha allı pullu ve çok çok renklidir. Deniz kıyısında, su kıyısında yakın olanların sadece nefti ve yeşil ağırlıklı olduğu için onların daha azdır. Siz anlarsınız ki mesela gözünüzü bir yerde açtığınız bir otağın içindesiniz. Hemen dışarısına çıktığınız bir baktınız. Aa bu çok az bir renk var. Yani dersiniz ki ben aslında rakımı hafif yerdeyim. Rakımı düşük, alçak yerdeyim. Gözünüzü açtığınız yerde baktığınız otağınız çok renkli, çok desenli. Ha, demek ki ben yüksek rakımlı yerlerdeyim diye söylersiniz. Rakım otağın dış iskeletinde bu keçenin hemen altında düz çubuklar oluyor. Yukarıya doğru. O düz çubuklarına biz uvun diyoruz, uvun. Ve düz çubukların zemine geçişini sağlayan böyle birbiriyle çapraz çubuklar var. Biz bunları da birbirine gerilerek yapıldığı için kerege diyoruz, kerege. Kerege, uvun ve en üstte çok güzel bir parça var. Bunun adı şangrak. Şangrak, otağın ağırlık merkezini, keregelerden gelen ağırlığı, sanki bu G noktası gibi uvunlara aktarıp uğrun da şangrağı veriyor. Şangrak otağın en tepesindeki böyle ateş harfine benzeyen bir sembol. Genelde Kırgızistan'ın bayrağını hayal edelim hep beraber. Bir kırmızı bir zemin var. Kırmızı bir zemin üzerinde artı işareti var böyle.
daire var, artı işareti var. Üzerinde de böyle güneşin ışıkları gibi bir şey var. İşte Kırgızlar o kadar kutsal ki, o kadar mukaddes bu şamdırlar. Kendilerine, bayraklarına o amblemi koymuşlar. Kazakistanlıların da devlet armasında yine bu şamdırlardan var. Şimdi göçler esnasında şamdırlara o kadar ehemmiyet veriyorlar ki, devenin bir heybesine Kur'an-ı Kerim kitapları, hadis kitapları, fıkıh kitapları, kelam kitapları, işte oradaki imamın ya da hocanın ya da mollanın ne kadar çok değerli kitabı varsa devenin bir heybesine koyuyorlar. Diğer heybesine de aynı hassasiyeti gösterdikleri bu şangırakı alıp oraya koyuyorlar. Asla yere değdirmezler. Kur'an-ı Kerim'i yere koymazlar, şangırağı da yere koymazlar. Çünkü ailenin bütünlüğünü oluşturuyor diye. Sonra göçler esnasında konacakları yere vardıkları zaman şangırağın bir ucunu belki mavi yaparlar, belki oraya çentik atarlar. Sabah güneşin doğuşunu beklerler. Çadır otağı kurulsa bile şangırağı koymazlar. Güneş doğar doğmaz hemen o üç renkli kısmı o tarafa doğru çevirirler. Bu şekilde yönlerini tayin ederler. Doğu bu taraftansa diye düşünürler. Hemen doğu demek ki bu taraf, batı bu taraf. Her zaman doğuya döndüğüm zaman sağ tarafım güney, kıbledir diye namaz kılacakları yeri o şekilde tespit ederlermiş. Ve şangırak da aynı zamanda hem otağın bütünlüğünü sağlıyor, hem de onların yönlerini bulmalarını sağlıyor. Otağın eşiği, eşikten gelince otağın içerisinde herkes istediği yere oturamaz. Orada bir örf, anane var, bir saygı, sevgi var ama bu yazılı değil. Bu görerek yapıldığı için görgü kuralı olmuş. Kapının, eşiğin direkt karşısına biz tör diyoruz, tör. Töre böyle aksakallılar, o ailenin en çok bilen, en yaşlı insanı oturur. Hemen sağ tarafına kadını, kadını oturur. Çünkü en önemli insan adam ve kadındır ailenin ataerkil yapıda. Onlar töre otururlar ve onların çocuklarına nasihatleri, asla nasihatlardan dışarı çıkılmak. Oğlum işte başkasının malını almayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın. Bir sürü kurallar, kaideler sıralanır. Törde olduğu için, törden çıkan. O yüzden bu töre olmuş. Töre kelimesi de oradan geliyor. Törde yapılır o planların hepsi, o kuralların hepsi. Töre de oradan gelmiş oluyor. Daha sonra otağa gider girmez sağ taraf genelde mutfak kısmıdır. Buraya un çuvalları kurarlar. O un çuvalların içerisine bozulması kolay. Mesela elma toplamışlardır. Daha fazla aşılmasını isterler. Toprağa gömebilirler. Aynı zamanda un çuvalının içine de gömüyorlar. Sol taraf yüklüktür. Yüklük diyoruz çünkü yüklemekten geliyor. Oraya yatakları, döşekleri, yastıkları sol tarafa koyarlar. Sonra burada artık evin kızı varsa kendi hünerlerini göstermesi gerekiyor. El işlemeleri, ne kadar oyası varsa, ne kadar güzel şeyleri varsa o yüklükte yatakların üzerine örtü örtüdür. Örtünün üzerine de kız çeyizini koyar böyle. Misafirlikler yapıldığı zaman görücüler önce şeyi görürler, kızın yaptığı oyaları, çeyizleri görürler. Daha sonra ona hizmet yaptığı zaman da puanını verirler. Artık saygı işlemi. Sonra otağda misafir ağırlaması. Genellikle otağı onlar için çok kolay bir yapı. Çünkü kurması ve bozması çok basit. Derler ki bir misafir geldi. O misafir aynı otağda kalmaz çünkü mahremiyet var. Hemen yeni bir otağ yapılması lazım. Bir otağın yapılması bir koyun ya da bir kuzuyu hemen kesip misafire hazır etme süresinde yapılmış. Mesela misafir gelecek, ben son günde otağda yaşıyoruz. Burası otağı hümayun. Hadişanların otağına otağı hümayun denir. Bize misafir gelecek, yedek otağımız var. Hemen ben koyunu ya da kuzuyu misafire göre kaynanan biri gelecek. Hemen o zaman koçu kesiyorum, kaynanan biri gelecekse. Hemen koçu kesiyorum. Orada onu derisini açarken, işte etlerini parçalarken son günde o süre zarfında hemen yeni bir otağı kuruyor. Misafir de orada ağırlanıyor. Peki bu otağın içerisinde nasıl banyo yapıyorlar, tuvaletleri nasıl yapıyorlar? Otağın içerisinde asla tuvalet olmuyor. Üzerine ipler gelerek küçük küçük bölgeli odalar yapabilirsin giyinmek için ama tuvalet dışarısı oluyor. Sıcaklık, yazın zaten havalar çok iyi, kışın bir problem var. Kışın da, ne soracağım, en tepede şangırak var, şangırağın üzerine bir bez örterler. Şimdi bu bezin de ne olduğunu diyeceksiniz, aklınıza gelecek. O bezin ismini biliyor musunuz? Tündürek bezi. Tündürek bezi. Tündürek. Hani diyoruz ya tünaydın ya da tavuklar tünemiş diyoruz ya tünemek. İşte tün eski Türkçe'de gece demek. Bakınız kün gündüz demek. Kün aynı zamanda güneş demek. Şey güneş. Kün
Güneş. Sonra güneş olmuş. GG değişimi var. Tün de gece. O yüzden biz hala canlı bir şekilde devam ediyoruz. Zaten bir canlıdır. Kabuklar kümeste tünedi diyoruz. Tünemek orada aslında uyumak. Gece demek. Kışında o dediğim tündirek bezini gerdirerek bağlarlar. Bu şekilde dışarıdan, yukarıdan kar ya da yağmur girmez. Sonra hemen açarlar. İçincisi acayip sıcak oluyor bir defa yaktığımız zaman. Bir de burası bir daire şeklinde olduğu için tütmüyor. Ve odun da kesmedikleri için sadece tezek ve kuru dalları kullandıkları için de dışarıdan çıyan, akrep, böcek onun kokusundan içeri serisine giremiyor. Çünkü tezeğin dumanı içeriye böyle yayılmıyor. Tündirek ve şangırak olduğu için direkt oradan yukarıya doğru çıkıyor. Üzerinize kokmuyor. Kurulması aşamalarında dikkat edilmesi gereken? Bir kişinin kurulması çok zor. En az iki kişi olması gerekiyor. Önce keregeler yerleştirilir. Keregelerin üzerine uvunlar. Uvunların üzerine de en son ağırlık merkezini bağlaması için şangırak konulur. Daha sonrasında üzerine kıyafet gibi keyiz, diğer adıyla bir geçmekten demiştim ismi. Keçe. Keçesi keçeleri örtülür. Kat kat olur. Kapısına da eşit diyoruz. Hazırlanır. O zamanlarda çocuklar nelerle oynarlardı? Nasıl oynarlardı? Aşık oyunu. Bu bizim oyunların aşık kimliği. Bunları ben çıkarmıştım bizim kurbanlardan. Şimdi birazdan elbirleri vermek istiyorum bakmanız için. Ama öncelikle aşık içinde birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi günümüzde çocuklar çok şanslı, pek çok oyunları var. Ama en eski oyunlardan 1960-70'lerde atalarımız, dedelerimizin değil de büyük büyük insanlarımızın bilyeler var. Aslında bu ilk bilye oyunları, aşık. Peki aşık nedir? Aşık bir kemik parçası. Koyunların ya da kuzuların ya da ineklerin, tırnaklı hayvanların pek çoğunda arka ayaklarında olan bir eklem arasında olan bir parça aşık kemiği. Bu kurban kemiği ya da hayvan kesildikten sonra atılması yerine küçük bir parça olduğu için ve hepsi birbirine benzediği için, standart olduğu için bunu kesen insan çıkarıyor ve çocuklara oyun niyetine veriyor. Fakat siz eğer Viking filmleri ya da Büyük Savaşçı, Cengiz Han filmleri izlemişsiniz, orada belki büyücü kadınlar vardı, onlar böyle yere atarak falan bakarlar. O niyette kullanılmamıştır Türk toplumunda. Türk toplumunda zaten falcılık inanılmaz. Sadece o çocuklar için oyunlarda kullanılmıştır. Bu aşığında dört yüzü var. Gördüğünüz gibi çukur yüzü, sırtı var, kenarı var ve diğer sol kenarı ve sağ kenarı var. Bu her birisinin bir isim var. Biz bu çukur kısmına çuk diyoruz, çık diyoruz. Bu tabii ki Kazak, Kırgız, Özbek, efendim söyleyeyim diğer Türk boylarında farklı farklı adlandırılabilir. Ama genelde biz buna çık diyoruz. Anadolu'da da, Van'da da, Kars'ta da, Denizli'de de, Antalya'da da, Toros'ta da hala oynanan bir oyun. Şimdi buradan aklınıza gelecek, sen benim aşık atamazsın diye bir deyim var Türkçe'de. İşte bu. Yani kendine çok güvenen, bileğine çok güvenen ya da çok fazla aşığı olan birisi bir çocuk. Belki muhtarım oldu, belki çok büyük bir ağrım oldu ama diğer taraftan da fakir bir çocuk 3-5 tane aşık bulmuştur. Onu oynamak ister ama der ki öyle, statü olarak da kendisine yakın görmez. Yani sen bana aşık atamazsın ki. Yani sen diğer arkadaşa oynar, ben başka ağların çocuklarıyla çuval çuval aşık olanlar oynayacağım gibi. Sen bana aşık atamazsın deyiminin de buradan geldiği sorunlar. Bir de hani lafı gidiğine koymak deriz ya da aha işte bu cuk oturdu deriz ya, cuk oturması işte bu. Dedim ya ben sadece aşığın bir yönü var buna biz cuk deriz diye. Aktığınız zaman bu oturduğu zaman diğer aşıkları ütmek, yenmek için aldığı zaman demin ki aa cuk oturdu, cuk yerine oturdu ve aldım kazandım diye. İşte o buradan geliyor. Yani demek ki aşıkla alakalı iki tane deyim kazanmışız. Bir tanesi cuk oturmak, ikincisi de sen elini aşık atamazsın deyimi. Aşık oyunları hala oynanıyor. Özellikle Van'ın Ulukhanet köyünde Kırgızlar var. Onlar sürekli TRT, Avaz TRT belgeselinde çıkıyorlar böyle. Çeşitli araştırmalar içinde hocalar oraya gidip ağız araştırmaları yapıyorlar. Ben de YouTube'da TRT'nin videolarında gördüm orayı. Orada hala bunu oynuyorlar. Çok eğlenceli. Nasıl oynuyor? Hocam isminiz neydi? Şehriban hocam. Bunları böyle diziyoruz. Pek çok oyun var. Üç taban oyunu var, çember oyunu var, daire oyunu var. Bazıları da en çok uzağa atma, sapanla, bakın sapanı da
son bir beraber kaldık. Bu babaannemin üyesinin ayakkabısından eskimişti, ondan kestim. Tam kuru ağaçtan kestim. Bunda bir yerden aldım, idare ettim. Aşığı da bu sapının içine koyarak atıp imza atma oyunu var. Güzel. Ama genelde bunu çok oynamazlar. Aşıklar dizilir. Bu aşıkların daha güçlü olması için bazı aşıkların ortası deliniyor ve içerisinde kurşun dökülüyor ve tenler sarılıyor, daha ağır oluyor. Bu ağır ve büyük olduğu için de bu aşığın diğer aşıklardan farklı olsun diye bunun adı eneke. Buna eneke deniliyor ya da saka olarak adlandırılıyor. Eğer siz bir dananın ya da ineğin aşığını alırsanız, elde ederseniz o daha büyüktür. Bir koçun aşığını elde ederseniz o biraz orta boyu. Bu genelde bu 3-4 yaşında bir koyunun mesela bu da 1 yaşındaki bir erkek koçun diyeyim. Yani nereden biliyorum? Çünkü ben yaptım onu. Bunlar da diğer büyüklerden bunları babam gibi yapmıştı. Şimdi bunlar diziliyor. Aşı oynamak isteyen çocuklar arkaya geçiyorlar ya da ön tarafa geçiyorlar. Aralarında yazı tura gibi ya da adım atmaca oynuyorlar. Birinci olan elindeki enekesini ya da saka dediğimiz büyük aşığı soruyor diğerine. Sağ mı sol mu? O dedi mesela sol. O zaman bu soldan onu atmaya çalışıyor. Attığı zaman en soldakini vurursa hepsini alıyor. Ama soldakini vuramadı. Mesela bunu vurdu. O zaman bunları alıyor. Misket. Zaten misket ve bilye dediğimiz oyunun atasıdır bu. Daha sonrasında o daha kolay bir yuvarlak bir ulaşım kolay olduğu için ona çevrilmiştir. Tamam.